Projemin adı Her Yönden Işıklandırma ile Bitki Gelişimi. Kullandığımız yöntem, biz bitki olarak nohutu seçtik. Nohutları ev ortamında ısıtarak 3-4 cm gelinceye kadar ev ortamında geliştirmeye bıraktık. Daha sonra biri kontrol direği de uygulama olmak üzere iki saksıya paylaştırdık. Uygulama saksısı 360 derece dönebilen, dakikada iki tur yapabilen bir düzeneğin üzerine konuldu. Kontrol bitkisi ise aynı yükseklikte sabit bir yere konuldu. Bu iki saksıya tek yönden ışık verildi ve her gün 100 mililitre su verildi. Bu uygulama 6 gün sürdü. 6 gün sonunda bazı morfolojik gözlemler yapıldı. Kontrol bitkisinde ışığa doğru bir yönelmenin olduğu görüldü. Bu sadece bitkinin bağının uzamasını sağladı. Herhangi bir verim elde edilemedi. Ayrıca bitkinin ışık almayan kısımlarında yapraklanma sayısı oldukça az görüldü. Diğer uygulama bitkisinde ise her bölgede yapraklanma görülmüştür. Projemizin adı Doğadan Gelen Güzellik. Buradaki amacımız doğal ürünlerden cilt üzerinde güzel bir etki bırakabilmek. Burada hani ciltlik lekeleri ve kırışıklıkları gidermek. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir yarım su bardağın içine 5-6 tane ayva çekirdeği atıp 5 gün bekletiyoruz. Sonra bu jel kıvamına geliyor. Bunu yüze uyguladığımızda yüzdeki lekeler gözle görünür bir şekilde yok oluyor. Projemin adı Yumurta Müzesi. Amacımız yüksek derecedeki yanıkları en kısa sürede iyileştirebilmek. Bildiğimiz gibi doğada bulunan birçok besin maddesi yanıkları iyileştirilmek için kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de yumurtadır. Projemiz çığ felaketine son. Yani biz bu projeyle yollara düşen çığlığın sonucu yaşanan ölüm ve yaşanacağın amal kayıplarını en azından indirgemek ve oluşan ulaşım aksamalarını önlemek. Şimdi Türkiye'de her yıl bu çığ düşmesi sonucunda ortalama 20 kişi hayatını kaybediyor. Ve oluşan ekonomik kaybı ise 12 milyon. Hakkari'de de bu büyük bir sorun. Zaten bu özellikle doğu tarafında oluyor. Doğunun jeolojik yapısından dolayı böyle çığ felaketi meydana gelmektedir. Yani bu Hakkari'de de büyük bir sorun gerçekten. Biz bunu göz önünde bulundurarak böyle bir sistem kurmayı düşündük. Bu sistemle yurda oluşan can amal kayıplarını en aza indirgemek ve oluşan ulaşım aksamalarını da önlemek. Zaten bu ulaşım aksamalarından dolayı da yine oluşan ekonomik ve sosyal sorunlar meydana gelmektedir. En azından bunu en aza indirgemek amacıyla böyle bir proje kurmayı düşündük. Projemizin ismi Boşakan Akarsulardan Elektrik Üretimi. Projemizin amacı ise isminden de belli olduğu gibi 4 mevsim boşakan yüksek potansiyeli akarsulardan elektrik üretmeyi planlıyoruz. Projemizi anlatayım. Projemiz soba zehirlenmelerine karşı alarm sistemi. Amacımız insan hayatını kurtarmak ve soba zehirlenmelerine bir son vermek. Soba zehirlenmelerinin temel nedeni sobadan çıkan gazların dışarıdaki lodos nedeniyle dış hava basıncının fazla olması ve bacanın tıkanık olmasındandır. Sobadan çıkan karbondioksiti kireç sıvıyla tepkimeye sokabilmek için bacamızı cam borunu içinden geçirdik. Sobadan çıkan gaz dışarı çıkamayacak, geri tekrar dönecek. Şurada bağlantı noktamız var. Bağlantı noktasından sızan gaz kireç suyuyla tepkimeye girecek. Çıkan gaz karbondioksit gazıdır. Karbondioksit gazı kireç suyuyla tepkimeye girerek kireçli suyu bulandırır. Bizim bir lazerli alarm devremiz var. Lazerle deriyi gördüğü zaman alarmı keser. Lazer kapandığı zaman alarm çalar. Kireçli su, karbondioksit kireçli suyu bulandırdığı zaman lazeri keser. Lazer kestiği zaman da alarm çalar. Böylece insan hayatı kurtulmuş olur. Adım Tansu Üstok. Özel Sanat Fen Lisesi'nden geldim. Projemin adı iş odalarının evlere uygulanması. Bu projenin amacı tozların belli bir yerde tutulup bacadan çıkarılması.